Burası yaklaşık bir an önce yanan bir çöplüktü. Kısım kısım yanmalara devam ediyordu. İtfaiyeler zaman zaman yandığı zaman itfaiye gidip su sıkıp daha sonra gidiyordu. Burada Sayın Bakanımızın talimatıyla hep beraber bir gün toplandık. Perşembe Belediye Başkanımız, Başkan Vekilimiz Adem Atik Bey, Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan bizim ilgili daireye bakan arkadaşlara burada toplandık ve durumu inceledik. Biz incelerken de yanmalar hala da devam ediyordu. Buranın üzerini önce soğutup sonra da hızlıca kapatma kararı aldık. Bütün ekipleri, çöp hafriyat kamyonlarını, altı dozerleri buraya tahsis ettik. Burada her gün 4 tane dozer, yaklaşık 2 kamyon burada çalıştı. Çevre Şehircilik Bakanlığı da buradaki alanın üzerini kapatmak için bize ormandan toprak tahsis etti. Buradaki toprağı da değerlendirdik. Yaklaşık şu görmüş olduğunuz alanda yaklaşık bir, burası 25 dönümlük bir alan. Burada yaklaşık bir 10 günde bütün alanı kapattık. Üzerlerini kapattık ama görmüş olduğunuz gibi buradaki eğim çok yüksek. Yaklaşık %60-70 bir eğim var ve tehlikeli bir bölgeydi. Biz bütün çöpün tabii kapatabilmek için çöpün esasında yerini de değiştirdik bir kısım. Çünkü çöp dökülürken burada uzun sürmesinin sebeplerinden bir tanesi de çöpün düzensiz bir şekilde buraya yığılması. Bazı yerler çok kabarık, bazı yerler çökük durumdaydı. Biz bütün çöpün de yerini değiştirerek bu alanı yaklaşık bir 10-15 günlük bir sürede kapattık. Sayın Bakanımızın takdiriyle bu alanda kestane ve ıhlamur ağaçları dikmeye karar verdik. Ağaçlarımız da tedarik edildi. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölgeye daha çok akasya ağaçları diktik. Çünkü akasyalar hem hızlı üreyen hem de daha çok kök salan bir bitki olduğu için şu görmüş olduğumuz bölgede heyelan olmasın diye akasya ağaçlarıyla dikimini gerçekleştirdik. Aşağıda görmüş olduğunuz alanda kestane ve ıhlamur ağaçlarımız söz konusu. Onun da bir aşağıdaki alan şu anda özel mülkiyete tabi. Burada bir mesire alanı gibi olabileceği gibi normalde esasında daha önce Sayın Bakanımızla da bu konuyu görüştük, Perşembe Belediye Başkanı'yla. Esasında buraya bir çöp bacaları da koyduktan sonra burası bir çöp, altında çöp olan bir alan. Bizim normalde hani bir proje olarak da buraya belirli bir derslik yapıp, sınıf yapıp yaklaşık 150 kişilik lavabolarını, tuvaletlerini yapıp burada öğrencilere, yani milli eğitimle öncelikle Perşembe'den başlamak üzere ve Altınordu'da milli eğitimdeki öğrencilere bir öğretmenin 2 saatlik bir çevre dersini burada işlemesi gibi bizim de bir projemiz var. Böylece çevresel duyarlılığı daha fazla artırabiliriz. Öğrenciler de burada gelip hem çöp alanını gelip hem de fazla çöp üretmenin topluma, yani çevreye nasıl zarar verdiğine ilişkin onlarda daha bir farkındalık yaratılabilir.